Merhabalar, Exotic Bahçem kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bugünkü videomuzda sizlere bu güzel sukulenti göstermek ve hakkında bilgiler vermek istiyorum. Öncelikle şöyle sukulentimi biraz göstereyim. Şöyle yeni yaprakları da geliyor. Yerini sevdi. Yerini sevdi demişken hemen bakımından başlayalım. Böyle İyi ışık alan ancak güneş görmeyen yerlerde bu sukulenti yetiştirebilirsiniz. Bizimkinin bulunduğu yerde bu şekilde bir yer. Kısacası iyi ışık aldı mı bu bitki sürekli böyle güzelce yapraklanıyor ve güzel bir şekilde büyüyor. Ayrıca 90 santimetreye kadar boylanabilen ve 60 santim genişliğe kadar da ulaşabilen sukulent türlerinden bir tanesi. Genelde para ağacı, para bitkisi, para çiçeği gibi isimlerle biliniyor. Latince ismi ise Crassula ovata, Gollum. Gollum onun çeşidinin adı. Nasıl okunuyor bilmiyorum ancak ben bu şekilde söyleyebiliyorum. Neyse videomuza dönmek gerekirse sulamasından bahsetmek istiyorum. Çok su isteyen bir bitki değil ve bakımı da çok zor olan bir bitki değil zaten. Kolay bir şekilde iç mekan, dış mekan veya ofis gibi yerlerde bakımını yapabilirsiniz. Sulaması da dediğim gibi çok fazla değil. Özellikle kışın sulamasını azaltmalısınız ve yazın da biraz sıklaştırmalısınız. Ama böyle çok sık sık sulamanıza gerek yok. Sukulent olduğu için aşırı su isteyen bir bitki değil. Özellikle bu bitkinin şu konuda dikkatli olmalısınız. Kış aylarında bu bitki çok fazla suda kalmamalı yoksa kök çürüklüğüne kolay bir şekilde yakalanabiliyor ve bu bitkinin en büyük problemlerinden bir tanesi de kök çürüklüğüne kolay bir şekilde yakalanması. O yüzden kışın toprağını biraz daha kuru bırakmanız gerekiyor. Dış mekanda da az önce söylemiştim yetiştirebileceğinizi. Eksi 1 ila eksi 6 derece arasında soğuğa dayandığını söyleyenler var. Ben denemediğim için ne kadara dayandığını bilmiyorum. Ancak eksi 6 dereceye dayanabileceğini düşünmüyorum. Çünkü bu bitki kış donuna ve suyuna bir arada geldikleri zaman bu su ve don kök çürüklüğüne yakalanıyor. O yüzden dış mekanda yetiştirmek biraz riskli bir durum diye düşünüyorum. Belki bir ihtimal Mersin taraflarında dış mekanda yetişiyordur. Tabi daha önce böyle bir şey araştırmadığım için bilemiyorum ama siz yine de mümkün olduğunca kışın bu bitkiyi az sulayın ve koruma altına alın. Don görmesin. Anavatanı Güney Afrika ve Mozambik tarafları. Genelde sukulent ve kaktüs türleri Güney Afrika ve Mozambik'te civarlarında bolca bulunuyor zaten. Bu da o türlerden bir tanesi. Şöyle ilginç bir yapısı da var. Çok değişik görünüyor. Hemen zehir durumundan da bahsetmek istiyorum. Bu bitki kediler ve köpekler için zehirli. Ancak diğer hayvan ve insanlar için bildirilmiş bir zehri yok diye biliyorum. Siz tabii ki de yine de bu bitkiyi kesinlikle yemeye çalışmayın. Umarım söylemeyi unuttuğum bir şey yoktur. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.